Merhaba in. Bugün çok acayip bir meseleden dolayı buradayız. Darbeli matkapla bas gitar çalacağım. Kökledim şimdi. Şu videoda abonem 1500 olsun, ben darbeli matkapla bas gitar çalacağım. Abonem 1500 olunca darbeli matkapla bas gitar çalacağım demiştim. Ayrıca o videoda tutuk tutuk konuştuğum için biraz gıcık oluyorum kendime ama kaldırmadım. Çünkü kaldırırsam belki hani darbeli matkap sözümden cayacağımı falan düşünenler olur diye. Abonem bir ay kadar önce 1500 oldu. Yani bu videoyu çekmemden bir ay kadar önce. Ama solo bas devrimini gerçekleştiriyorduk bildiğiniz gibi. Devrimin amacından ve konseptinden sapmak istemedim o süreçte. O yüzden anca yapıyorum bu videoyu. Affedin. Devrim bittikten hemen sonra buradayım ama gördüğünüz gibi. Ben bu videoyu çekerken abonem 2500 civarında şu an. Yükleyeceğim tarihte umarım çok uzaklaşmamış olur 1500'den. Ya da uzaklaşmış olur. Şimdi bu darbeli matkabımız. Babamın bu. Dün bana gösterdi nasıl çalıştığını falan. 3 tane modu var burada. Düz dönüyor. Pardon, şöyle. Şöyle düz dönüyor. Burada darbeli dönüyor. Burada da sadece vuruyor. Üstünde Bosch Hammer, Bosch GBH226 Drag Professional yazıyor. Sanırım iyisinden darbeli matkabın. Dün de şöyle bir uç hazırladık buna. Göstereyim. Bas gitar penayla çalınmaz diyenlere de kapak olsun bu. Penayı darbeli matkaba takıp çalıyorum bas gitarı. Neyse, böyle bir uç hazırladık. Sadece downstroke yapabiliyor ama şöyle dönünce. Upstroke yapamıyor. Eğer öyle yaparsam şöyle kırılır muhtemelen bu. Böyle özellikle ince bir pena taktım bu arada. Dönsün diye, öbür türlü telleri falan mahveder muhtemelen sert bir penayla. Upstroke yapmak için diğer türlü bantlamak gerekiyor dediğim gibi. Alternate picking zaten imkansız böyle böyle. Bu da bas gitarımız. Hadi başlayalım. Şimdi ucumuzu takalım. Evet. Tamam. Böyle şuradan çevirince upstroke yapıyor ama penayı ona göre bantlamadık. Downstroke yapacağız biz. Böyle. Göstereyim önce size. Şunu darbeli yapıyor. Diye. Bu arada çok ses çıkartıyor ya. Amfimin sesini iyice açayım da. Bu arada çok ağır bir alet. Yani gitardan falan daha ağır sanırım. Göründüğünden çok daha ağır. Zor olacak biraz. Şöyle üst olarak çalmak o yüzden çok zor. Yani falan düzgün tutamıyorum. O yüzden şu tekiğini bantlayıp öyle deneyeceğim. Şimdi normal dönen modundayız. Darbeli moduna birazdan geçeceğiz. İlk bir Seven Army çalalım. Onun temposu şöyle. Tamam. Bu tempoda dönecek şekilde bantlayacağız bunu. Ooo. Maalesef ayrıntı sesini alıyor. Bak. Uzakta ya şimdi. Yaklaştırınca. Ooo. Şöyle bak. Tamam, şimdi uzaktan tutmaya çalışayım şöyle. Bu kadar oluyor Seven Nation Army. Şimdi bu tak 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 diye böyle döndüğü için düz bir riff çalsak daha iyi olur. Bu Cranberries'in Zombie şarkısını deneyelim bir de. Bass riffi şöyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Gibi bir şeydi. Bunu tek tel üzerinden yapsak daha iyi olur. Onun BPM'ini de ayarlamamız lazım bunu. Düz bir şarkı olunca daha kolay oluyor. Bir daha.
Şarkının riffini de doğru hatırlıyorum sanırım. Önceden çalıyorduk. O lisede falan. Şimdi slap sound'u için şu ucumuzu takıyoruz. Bunu çıkartalım. Aha da bu. Öküz gibi bir şey. Şimdi slap atabilecek miyiz bakalım. Yok, tam slap sound'u gelmiyor. Ama belki tonu biraz daha tizleştirirsen falan daha iyi bir sound elde edebiliriz. Yok, slap atma girişimi başarısız oldu. Of, sağ kolum o kadar ağrıdı ki. Şimdi biraz sertleşelim. Bunu şöyle ayarlayalım bir yine. Şimdi biraz hızlanalım. Dünyada yapan ilk olacağım muhtemelen. Darbeli matkapta tapping yapacağım. Tapping'i şurasıyla yapacağız. Şimdi son olarak da darbeli modunu alıp bir şeyler yapmaya çalışalım bakalım olacak mı? Şöyle. Bunlar nasıl olacaksa arkadaş. Bu sol elle bir şey neye bastığını fark etmiyor. Asıl tetik bununla olur işte. Tellere müthiş zarar verdi. Görebiliyor musunuz oradan bilmiyorum ama bayağı aşınmalar var telde. Benim de elim titriyor. Alet çok ağır olduğu için. Yalnız şöyle bir şey var. Drive'da değilken, normal sound'dayken, distortion'sız sound'dayken ilginç bir ses çıkarıyor gitardan. Darbeli modunda. Göstereyim hemen. Bu olay daha da kötü yaptı telleri. Şurada belki görebilirsiniz çizikler falan olmuş. Ama kopmadı yani. Kopabilirdi. Sonuçta vuruyor üstüne üstüne. Tamamdır. Evet, böylece sözümü de yerine getirmiş oldum. Darbeli matkapla çalmadık da demeyiz.
Bu video hoşunuza gittiyse kolonya şişesiyle çaldığım, Recep İvedik'le çaldığım, ördekle çaldığım ve çeşitli oyuncaklarla çaldığım videolar hoşunuza gidebilir. Açıklama kısmına linklerini bıraktım. Onları da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Aboneliğiniz için de teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.